günün en önemli gelişmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Çalışma Bakanlığı'nın sunumu sırasındaki açıklamalar. Şu açıklamalardan en önemlisi de EYT ile ilgili süreç Aralık ayı takvimle ilgili netleşen tarihti. İlk kez rakam da paylaşıldı. O rakamlar içerisinde önemli başlıklar da var. Bunları değerlendireceğiz. Kıymetli de bir konu ağırlıyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı Çetin Ateş yayınımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Aktan Ünsal, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Sunum devam ediyor. Bu anlamda Aralık tarihi artık netleşmiş durumda. Çalışmalarda da sona gelindiğini gözlemliyoruz. İlk kez bir rakam da telaffuz edildi. 1,5 milyon sayısı bakan tarafından dile getirildi ve o 1,5 milyonun %87'sinin de halen iş gücünün içinde olduğu, yani çalıştığı da paylaşıldı. Önemli başlıklarda sizin değerlendirmeleriniz, sürece dair mesajlarınız ne yönde olur? Sözü size bırakalım. Evet, EYT süreci devam ediyor bildiğiniz gibi. Sayın Bakan'ın daha önceki açıklamalarına destekleyecek yeni açıklamalar geliyor. Ama bizzat kendi açıklamalarını dinlersek daha doğru bilgiler elde etmiş oluyoruz. Sayın Bakan'ın açıklaması, daha önceki verilen rakamlar 1 milyon, 1,5 milyon arasında değişen bir rakamlardı. Tabii bunların büyük bir kısmı çalışma hayatının içerisinde olan vatandaşlar. Dolayısıyla işverenler de burada bir sıkıntısı var. İşverenler yetişmiş elemanlarını kaybetme telaşındalar. Ama şu bir gerçek ki EYT çalışmasının artık geri dönüşü yok ve ilk etapta prim ve yıl şartını dolduran yaklaşık 1-1,5 milyon arasında kişinin emekli olacağı artık belli oldu. Bu Aralık ayında meclise gelecek, Ocak ayında başvurular başlayacak ve ilk grup EYT'li Şubat ayında maaşlarını hesaplarından çekebilecekler. Şu anki açıklamalardan çıkarılacak sonuç bu Haktan Bey. Bir önemli ifadesi daha var. Buna dair de yorumunuzu almak isterim. Yine bakanın sözleriyle paylaşıyorum. Yaş haddi tutan herkese prim şartını kaldıramayız. Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Kimse endişe etmesin. Bu sorunu mecliste çözmüş olacağız ifadesi var. Buna dair de yorumlarınızı almak isteriz. Yine o ifade içerisinde yaş şartını kaldırırsak emekli olacak 1 milyon, 1,5 milyon insandan da söz ediyor Sayın Bakan. Buna dair de yorumlarınızı lütfen paylaşın. Evet, ben yaş haddi olduğunu düşünmüyorum. Eğer yaş haddi olsa 1,5 milyon emekli sayısı çıkmaz Haktan Bey. Ama şurasında bir açıklık görebiliriz. 8 Eylül 99 öncesi girenlerde yaş şartının olacağını ben yine tahmin etmiyorum. Ama daha sonra 2000-2008 arası ve 2008'den sonra işe girenlerde prim ve yaş şartının olabileceğini tahmin ediyorum. Sayın Bakan'ın verdiği 1,5 milyon sayısı yaş sınırı olmadan emekli olabilecek eski EYT'liler dediğimiz gruplardan bahsediyoruz. Burada bir yaş sorununun olacağını zannetmiyorum. Sayın Bakan'ın ifadesi bir sonraki kademeden emekli olacaklar için olabilir Haktan Bey. Bir de Ocak ayıyla birlikte başlayacak süreç, bir takvimden mi söz ediyoruz yoksa bu 1,5 milyon insanın içerisinde siz de bahsettiniz adım adım sonraki süreçlerde bu rakamlara eklenecek EYT'liler de var mı? Yani bir kademe oluşacak mı, ne dersiniz? Tabii ki mutlaka bir kademe oluşacak. Şimdi hazırda bekleyen, hiçbir sorunu olmayan 1-1,5 milyon arasında EYT'li var. Bunlar birinci grup dediğimiz EYT'liler, bunlar yasa çıktığı zaman hemen emekli olabilecek vatandaşlar. Ancak bunun yanında prim eksiği olan birçok vatandaş var. Geriye kalan 2,5 milyon civarında vatandaşın primleri eksik. Ve 25 yılı dolduracaklar olanlar var. Mesela 99'da işe giren bir erkek çalışan 2024'te dolduracak. Doğal olarak yayılacak bu kalan 2,5 milyon prim eksiğini tamamlayan ve yıl şartını tamamlayarak kademeli olarak ileri tarihlerde emekli olacağı için otomatikman ortaya bir kademe çıkıyor. Bu da şu demektir. Bütün EYT'lilerin emekli olabilmesi için önümüzde yaklaşık 5-6 yıllık bir süreç var. Efendim teşekkür ederim. Kademeli, buradan doğal olarak bir kademeli sistem ortaya çıkıyor.
Peki. Teşekkür ederiz. Sosyal güvenlik uzmanı Çetin Ateş yayın konuğumuzdu. Onu uğurluyoruz.